Zaten çok sayıda kayıt dışı çalışan vardı. Şimdi de emlak dolandırıcıları türedi. Hem kiracıları hem de ev sahiplerini mağdur ediyorlar. Öylesine ki talihsiz kadının evi ruhu bile duymadan anahtar uydurulup kiraya verildi. Peki dolandırılmamak için ne yapmak gerekiyor? 100 kişi tutacaktık evi. Benim anahtarımı ele geçiriyor, buraya giriyor. 3100'ünü aynı gün verdik. Siz nasıl geldiniz? Biz tuttuk burayı dedin. Başkasının evini kendi adından vermiş. Ben böyle şaşa kaldım. Ne denetim var ne de yaptırım. Durum böyle olunca dolandırıcılar da meydanı boş buluyor. Yeterli denetim yok, yeterli yaptırım yok. Önüne gelen herkes bu işi yapmaya çalışıyor. Tıpkı Filiz Öste'nin başına geldiği gibi. Dolandırıcı talihsiz kadının evini başkasına kiraladı. Depozito ve peşinatı alıp kayıplara karıştı. Jacuzzi'li falan çok güzel bir daire yaptırdım. Evet. Kırdılar. Şuralara bakın ne hale getirdiler. Östen 1000 dolara kiracı arıyordu. Bir emlakçının kapısını çaldı. Evi kiraya verildi. Ama onun ruhu bile duymadı çünkü... Benim anahtarımı ele geçiriyor. Ondan sonra bir şekilde buraya giriyor. Bütün anahtarlar hepsi değişmiş durumda. Kendisini mal sahibi olarak gösteren kötü niyetli kişi Filiz Öste'nin bu evinin tüm fotoğraflarını çekip bir internet hesabı oluşturdu ve bulduğu anahtarla bu kapıyı açtı ve internetten bu evi beğenen Azeri öğrencileri eve getirdi. Her şey çok güzeldi. Azeri öğrenciler bu evi çok beğendi ve hemen anlaşmaya giriştiler. 100 kişi tutacaktık evi. Bakü'den geldiniz. Evet, aradık bunu. 3500 lira istiyordu. 3100'ünü aynı gün verdik. Onu da 400 lirada yarım verecektik adama. Komşusu Östen'i aradı. Evine öğrencilerin taşındığını söyledi. Neye uğradığını şaşıran Östen polisle birlikte mülküne geldi. Kapıyı açtılar. İçeriye girdim. Polis sakin olun falan dedi. Dedim siz nasıl geldiniz? Biz tuttuk burayı dedi. Neyle? Bakayım dedim. Anlaşmayı gösterdiler. Ben böyle şaşa kaldım. Hem kiracı hem de ev sahibi mağdur oldu. Öste'nin bir gün misafir ettiği öğrenciler 3100 lira kaptırdı. Soluğu savcılıkta aldı. Savcılıkta dava gidiyor. 2 hafta içerisinde sonuçlanacağını söylediler. Püslü püslü takımlar vardı. Bütün yani marka şeyler vardı. Hepsini çalmış götürmüşler. Hiçbir şey kalmamış. Elektrik süpürgesine kadar. Hem mal sahipleri hem de gerçek emlakçılar da çok büyük bir şikayette bulunuyorlar. Bakın elimde bir kira sözleşmesi var. Çala kalem hazırlanmış. İmza da yok, herhangi bir mühür de bulunmuyor. Peki prosedür neyi gerektiriyor? Gerçek emlakçıların Emlak Komisyoncuları Derneği'ne üye olmaları ve maliyeye kayıtlı olmaları gerekiyor. Ve ev kiralamak isteyen ya da satın alan kişilerin de dikkat etmesi gereken nokta sözleşmedeki mühürler. İş yeri mührü olmayan ve fatura vermeyen emlakçılar kayıt dışı çalışıyor. Peki vatandaş mağdur olmamak için ne yapmalı? Bu işin eğitimini aldınız mı? Bana bunu ispat edin demesi lazım. Yani nasıl ispatlayacak? O evraklar gösterecek, o belgelere bakacaksınız da bizim odamıza veya Maliye Bakanlığı'na şikayette bulunsunlar.